Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Karno diyagramlarının örneğini göreceğiz. Gördüğümüz gibi burada bir doğruluk tablosu var. 4 girişli bir fonksiyon. A, B, C'de girişleri var ve F, A, B, C) d fonksiyonu var. Bütün ihtimallere göre yani 0000 0000 0111 falan bunların hepsine göre belli çıkışlar oluyor. Biz bu çıkışlara göre de Karno diyagramı yardımıyla bir lojik fonksiyon bulup bunu Lojik devre elemanları ile de end kapısı falan onlarla gerçekleyeceğiz. Şimdi bu biraz karmaşık çünkü şey yok. Biz bunu hatta biraz değiştirelim isterseniz biraz daha kolay yapalım daha iyi olur. Şu çünkü çok fazla min term çıkacak. Şu M16 ve Pardon bir dakika. M10 ve şu M10 çünkü. M10 ve M15'i 1 yapıyorum. Doğruluk tablosunda da e, düzelteyim. M10 ve M15'i 1 yaptım. Evet. Şimdi biraz daha kolay olacak. Çünkü daha fazla 1 var bir önceki videodan bakabilirsiniz. Onu da yukarı bir yere e, şey yaparım. Linkini yerleştiririm. Onu izleyip sonra bunu izlersiniz. Neden bağlı şeylerin böyle yapıldığını daha iyi anlamak adına. Şimdi e, şimdi iki iki yani dört tane girişimiz olduğu için dörde dört bir karno diyagramımız olduğu için dörde dörtlük karno diyagramlarında şöyle bir özelliğimiz var. Hani bir şey yapıyorduk ya, şu şuradaki birleri alıyorduk, şuradaki birleri alıyorduk ve grupluyorduk yani çift sayıları. Ee, komşuluk kavramı denen bir şey var. Ee, şuradaki bir buna arkadan komşu, bu buna arkadan komşu, bu buna arkadan komşu. Hepsi birbirine komşu. O yüzden şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle bunları da grup olarak alabiliyoruz. İsterseniz önce bunları bir alalım. Yani bunları aslında sanki yan yana 4 tane 2'ye 2 iki, bir matris gibi düşünebiliriz. Tabii bunu sileceğim şimdi. Baktığımız zaman <laughs> bu e, ...dörde dörtlük kısımda ne değişiyor? Bakarsak e, Birden şu e, dikey düzlemde A değiştiği için A'yı almıyoruz. B değişmediği için B'yi alıyoruz. O zaman e, ama B sıfır olduğu için de B'nin tersini alıyoruz. Çarpı yatay düzlemde de C değişiyor, D değişmiyor. O yüzden D'yi alacağız. Yani sıfır olduğu için de D'nin... Evet, tümleyenini alacağız. Artı yapıyoruz. Şu dörtlü bitti. Şu ikiliye bir bakalım. Bu ikilide neler değişiyor, neler değişmiyor? Yatay düzlemde baktığımız zaman A ve B sabit çünkü hiç şu e, düzlemde bir oynama yok. Direkt A'nın A 0 olduğu için tümleyenini, B bir olduğu için kendisini alıyorum. A'nın tümleyeni çarpı B'nin kendisi. Bir de Burada C 0'dan 1'e değişiyor. Gördüğünüz gibi ama D 1'den 1 bir aynı. Değişmediği için C'yi almıyorum D'yi alıyorum. 1 olduğu için D'nin kendisini alıyorum. Çarpı D. Artı son olarak da şu dörtlüyü alacağım. Şimdi bu dörtlüde her şey e, şu C ve D'ye baktığımız zaman her şey değişiyor. Yani C 1 0 oluyor 1 1 oluyor. D 1 0 oluyor 1 1 oluyor. O yüzden C ve D'yi asla almıyoruz. Yine yatay düzlemde olduğumuz için A ve B değişmediği için de A çarpı B diyorum. Çünkü ikisi de bir. Bu da e, F fonksiyonu olarak F A B C aslında da sığmadığı için yazmadım. Böyle bir fonksiyon. Biz bunu şimdi sadeleştirebilir miyiz? Ona bir bakalım. Iııı e, sadeleşmiyor gibi. O yüzden direkt bunu e, lojik devre elemanlarıyla bir gerçeklemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi şöyle de bir şey var. E, şimdi girişlerde A, B, C, D. Yani üç, dört tane giriş var ama fonksiyonumuzda C girişi yok. Demek ki C girişine gerek yok. Her zaman bütün girişler olacak diye bir şey yok. Onu da bilelim. Şimdi A, B ve D girişlerimiz var. Şimdi A girişi ne oluyor? Önce bir ters natlanıyor yani tümleniyor. Sonra B ve D'nin kendisiyle şu, şu, önce şuna baktım daha kolayıma geldi yani bunları end kapısıyla işleme sokuyoruz. Tabi end kapısının üçlü Özelliği de var bu arada arkadaşlar. Sadece ikili değil. Şimdi bunu biz veya kapısıyla diğerlerine şey yapacağız. E, e, toplayacağız. Şimdi bir de B ve D şuna bakalım. B ve D'nin tümleyenleri şuradan alıyorum. Şöyle bir geçiriyorum. De temas etmesin diye. Yine de tabi şuraya bir e, nok, düğüm koyarsak daha kolay anlaşılır. D'den de alıyorum. Yine buraya bir düğüm koyalım. İkisinden atlıyoruz. İkisinin natı var. Bunları V kapısıyla işleme soktum. Şimdi bir tek A ve B kaldı. A ve B'yi de A'yı şuradan alıyorum. Şöyle. A'nın kendisi, B'nin de kendisi. Tabii şöyle bir yine düğümlerimizi şöyle koyalım. Bunları da V, kapı, v kapısı ile işleme soktuktan sonra bu 3 tane çıkışı V kapısı ile işleme sokup soruyu bitiriyoruz. O da böyle oluyor. Bu da F. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor bir şey değil. Ama tabii şu Karno diyagramında birler az olursa daha doğrusu bir birbirinden komşu olan birler az olursa diyeyim, hep çapraz olursa falan biraz daha fazla bir terimli bir ifade çıkacak. O yüzden daha fazla kapı kullanmaya kullanmak zorunda kalacağız ve sadeleşmiyorsa da yine kapı sayısı artacak. Bu soru böyle. Hepinize başarılar diliyorum. Tabi bir sorunuz olursa e, yorumlara filan yazarsınız ve onları da cevaplamaya çalışırım.